Şirki HIV üzerinden anlamak. HIV, insan bağışıklık yetmezliği virüsü cümlesinin İngilizce kısaltması. Bağışıklık yetmezliği virüsü. Şirk bir din iman virüsüdür, bulaşıcıdır. Yani tıpkı HIV gibi kan transferi yoluyla, cinsel ilişki yoluyla ve birkaç yolla daha bulaşır. Din imanın başka inançlarda gayrimeşru ilişkisi sonucu bulaşır. Evet, din ve imanı başka inançlarla gayrimeşru ilişki, hani HIV virüsünün en çok bulaşma yolu gayrimeşru ilişkiler ya. İşte şirk de böyle bulaşıyor, ayrı onun gibi. En temel yapı taşı olan DNA'yı taklit yoluyla kendini kopyalar. Sinsi bir yılan gibi sağlam DNA din imanın içine yerleşir. Bütün bir yapının bağışıklık sistemini çökertir ve ölüme sürükler. Diriden ölü meyyit elde etmek istiyorsanız imanı şirkle mayalayınız. İmanı şirkle mayalayınız, diriden ölü. Yani tıpkı üzümü mayalayınca şarap elde ettiğiniz gibi, üzüm helal ama şarap haram. Dolayısıyla din imanı da şirkle mayalarsanız, o zaman haram olan bir inanç, bir akide elde etmiş olursunuz. Geriye bir gassal ve ölü yıkayıcı kalır. Evet, gassal. Sonuç, gassal elinde meyyit. Evet, değerli dostlar. Asıl ben bu söylediğimi ilmi bir sitede bulduğum bu görsel üzerinden size açıklamak istiyorum. Şirkin imanı yok etme sürecini HIV, AIDS üzerinden anlamak. HIV, şirkin seyri sülükü'dür demiştim başta. Evet, şirkin seyri sülükü. Şu anda ben onu anlatmaya çalışacağım size. Şu anda gördüğünüz şu virüs. Bakınız, bu virüs. HIV diyoruz. HIV'in V'si virus zaten, virüs. Bu da HIV'in hayat döngüsü, hayat çevrimi. Nasıl oluyor bu HIV virüsü insanın sağlıklı hücresine nasıl giriyor? Önce virüs geliyor, dışarıda bir şey. Virüse karşı eğer tevhid ile bağışıklık kazanmadınızsa, bilinç kazanmadınızsa, tevhidi bir bilinç, virüs geliyor. Tabii virüs birini gözüne kestiriyor. Her hücreyi gözüne kestirmiyor. Virüsün gözüne kestirdiği hücrenin yollu olması lazım. Yollu, müsait olması lazım. Yani değil mi? Yollu olmayana o arsız, o hayasız laf atsa da o zerre kadar prim vermez, iffetiyle devam eder, yoluna gider. Ama yolluysa eğer, bu bakınız zarfı da var. Bir paketin içinde geliyor. Şu gördüğünüz dışındaki paket. Paketin içinde ne olduğu belli değil. Şirk olduğu belli değil. Ölüm geliyor aslında. İmanın ölümü, şirk geliyor. Fakat paketin, albenili bir paketin içine sarılmış. Siz paketine bakınca diyorsunuz ki herhalde büyük bir hediye geliyor. Ama yollu olması lazım dedim ya hücrenin de. Nasıl yollu? Yani mesela vahiy ile amel etmenin yerine rüya ile amel etmeyi koyması lazım. İçine hurafeyi basması lazım. Atalar dinini Allah'ın dini zannetmesi lazım. Lazım, lazım, lazım. İçinde bir sürü uyduruk şey olması lazım. Ayetlerin yerine hadis diye inandığı Allah Resulü'ne iftiraları koyması lazım. Yani yollu olması lazım. Bu da hücre. Host cell. Bak. Yani aslında bir tür ev sahibi hücre. Efendim, konakçı hücre. Konaklayacak, oraya geliyor, oraya doğru geliyor. Birinci etap bu. Stage one. Attachment nedir? Efendim, bağlanma, intisap. Birinci etap. İntisap edecek. Şirk, sağlıklı hücreye bir intisap edecek.
Ama intisap edecek de nasıl edecek? Hücreleri Allah korumaya almış. Dışına öyle bir duvar yerleştirmiş ki, kale duvarı, hücrenin içine yabancı giremiyor. Yabancıyı reddediyor. Fakat ne yapması lazım? Truva atı olması lazım. Evet. Truva atını buldu. Evet, bu bir molekül. Masum gibi duruyor ama değil aslında. Şirkin sırtına bindiği truva atı. Ve şirk bununla bağlantı kuruyor hücreyle. Hücreyle bağlantı kurarak onu aldatmaya çalışıyor. Onda zaten bir yolluluk var. Bir müsaitlik var. Bu iman, kabul edin şunu. Şunu, iman. İman ama bilgiye dayalı değil. Zayıf. İçine hurafeyi doldurmuş. İçine yalanları doldurmuş. Ama inanıyor. İman. Fakat bu da şirk. Geliyor bakınız yavaş yavaş. HIV, şirk. Ve burada bir molekül bulmuş sırtına binecek. Onunla bir bağ kuruyor. Birinci aşama bu. Bağlanma aşaması. İkinci aşama. Bakınız. Reseptörler çıktı. Efendim aslında bunun hücreyle bağ kurması için şu reseptöre ihtiyacı var. Bu da aslında bir molekül. Bu molekül şirke yardım ediyorlar. Virüse yardım ediyorlar ve bunu içeri alacaklar. Bakınız, kalenin kapısının açılması lazım. Kale kapısı içeriden açılmadan kaleye düşman giremiyor, şirk düşmanı. Bu kalenin kapısını bu açıyor. Yani konakçı hücreye girecek ama kalede kapının açılması lazım. Yani kapıyı açmak için de bu öyle tunturaklı şeyler söylemesi lazım. Hepimiz Allah olmalıyız. Gel vahdeti vücut yapalım. Birleşelim. Gel, bak aracı olmadan sen Allah'a ulaşabilir misin? Trafo yoksa yanarsın der. Yani der ki ete kemiğe büründüm falan diye göründüm der. Dolayısıyla şeyhi olmayanın şeyhi şeytan der. Geliyor, geliyor. Ölüm geliyor. Ama albenili bir paketin içinde aracılar kullanarak geliyor. Kapıyı açtırdı hücrenin kapısını. Ve ikinci aşama. Evet, füzyon. Yani birleşme. Bakınız, paketin içinde getirmişti ya, paketin içini boşaltıyor. Virüs bu işte, şirk bu. Paketi dayadı, kapıdan girdi, paketi içine boşaltıyor. Sağlıklı hücrenin içine ama zayıf hücrenin içine. Dolayısıyla bunun içinde neler var görelim. Evet, şimdi tam içeride. Şirk virüsü hücrenin içine girdi. Yani allem etti, kallem etti, rüyayı kullandı, şeyhi olmayanın şeyhi şeytan dedi. Efendim aracısız kulluk olmaz dedi, trafo olmasa yanarsın dedi, dedi, içine girdi. Peki onun içinde neler var? Bakın neler var? Enzimler var, RNA var, DNA'nın yarısı. Yani DNA'yı hücrenin beyni gibi görün. Bir benzetme yapayım. RNA'yı da DNA'nın beyni gibi görün. İçinde program var, paketçikler, bilgi paketçikleri bunlar. Bunu ip kabul edin. Allah'ın ipine sarılmıştı ya mümin. Şimdi şeytanın ipi geldi. Şeytanın ipi geldi. Hablullah. Ve'tesimu bihablillah. Cemiyan. Allah'ın ipine hep beraber sarılın demişti Kur'an. Allah Resulü de Allah'ın ipi Kur'an'dır demişti. Öyle tefsir etmişti ya. Şimdi burada şeytanın ipi geldi. Yani virüsün, şirk virüsü ip uzattı. Bunu öyle kabul edin. Bunlar da enzimler, sahte rasuller, paralel rasuller. Bunlar taşıyacaklar. Bunlar adapte edecekler. Dolayısıyla birleşme böyle gerçekleşti. Yani şirkle iman vahdeti vücud etti.